Otoparkta bekliyorum seni. Anladım, ikisini de görelim biz o zaman, tamamdır. Siz ne gösterecekseniz bize, hepsini hazırlayın, biz geliyoruz. Olur, vardığımızda ararız sizi, teşekkürler, iyi günler. Günaydın anneciğim, sana da günaydın. Çok güzel bir gün olsun. Benim gitmem gerekiyor, işe çok geç kaldım, seni öpüyorum. Ay saçmalama Ezgi, söz verdin. Bugün gideceğiz, evlere bakacağız tek tek. Anneciğim ben ev tutamam şu an, mümkün değil çünkü durumum yok. Ah yavrum sen merak etme, ben her bir şeyi hallederim. Sonra çok istiyorsan sen bana zamanla ödersin, tamam mı? Tamam, şöyle yapalım bence anneciğim. Sen bak, istediğin bütün evlere bak. Gez bol bul, sonra bana anlatırsın. Ay Ezgi iyice şaşırdın artık ha. Kızım ben mi oturacağım evde, sen oturacaksın. Allah Allah. Anneciğim, canım anneciğim, ben bir yerde çalışıyorum ya hani, oraya karşı bir sorumluluğum var. Öyle izin almadan çıkamam, kafama göre ev bakamam. Olmaz vallahi, ayıp, yakışır mı hiç? Tamam dur, dur bir dakika. Kabul ediyorum ama bugün mutlaka işten ayrıldığını söyleyeceksin, tamam mı? İşimiz var daha seninle. Seni çok seviyorum anneciğim. Seversin tabii. Canım benim, canım benim. Günün çok güzel geçsin. Öpüyorum seni. Sevgili kucaklıyorum. Fener'e beni yemin unutma. Tamam unutmam, unutmam. Hadi güzel geçsin günün. Hadi görüşürüz yavrum. İyi bakalım annem sabah sabah ne yaptı? Ünal abiyle havuz keyfi. Sosyal medyaya çılgın videolar. Ya deme öyle, inşallah yapmamıştır. Çünkü potansiyeli var, yapar biliyorum. Ama onların hiçbirini yapmamış. Sabah sabah hiç üşenmeden bütün emlakçıları aramış şehirdeki. Buna eminim, bana eve bakmaya başlamış. Ne diyorsun ya? Vallahi. Yani ama ben elimden geleni yapacağım. Yani çıkmamak için direneceğim. Eğer tabii ki direneceksin yani. Taşınamazsın öyle. İzin vermem. Ama biliyorsun sadece ev değil ki mesele, iş de var. İş konusunda çok azimli. İlla tutturdu çıkacaksın diye. Ya aslında ben o konuyu düşündüm. Öyle zaten patladığına hemen bırakamıyorsun işi. Kanunlar var ya hani, onlar lehimize zaten bizim. Öyle bir ay önceden falan bir haber vermen gerekiyor diye biliyorum ben. Gerçekten mi? Ya tam da süresini bilmiyorum. Bugün zaten muhasebeci gelecek, onu konuşuruz yani. E süper. Yani eğer dediğin gibi olursa çok zaman kazanırız. Hı-hı. Çözdük. Çak. Evet. Bu süre zarfında da zaten annenin sinirlerini yatışması için. Elimizden ne geliyorsa artık yapacağız. Evet. Onun için çok süreye ihtiyacımız var. Çünkü orası biraz meşakkatli. Kolay yatışmıyor sinirleri. İyi bir süre ama. Evet. Yalnız iyi süre. Hello. Günaydın. Aa, evet. Günaydın. Patron. Günaydın Gizemciğim. Özgür Bey, Hakan Bey geldi, ofisinizi aldım. Öyle mi? Süper. Muhasebecimiz Hakan Bey. Gideyim ben bir an evvel konuşayım konuyu. Git konuş. Umarım dediğin gibidir de işi bırakmak zorunda kalmam. İnşallah. Haber bekliyorum. Gidiyorum. Kahve getiriyorum şimdi. Getiriyorum patron. Ezgi'cim, ben seni sabahları görüyorum. Benim bir enerjim yükseliyor. Neden? Gizem çok tatlısın. Canım benim. Ama sen yeni mekana geçince ben seni çok özleyeceğim. Onu ne yapacağız? Ya gel. Bebek. Hadi. Evet, öyle bir şey yok gibi duruyordu. Bakalım. Ben bir bahçeye bakayım, geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Ne bu samimiyet, böyle sarılmalar falan? Hı? Ne oluyor? Ne oldu kırpık? Kıskandın mı? Ne kıskanacağım? Aa. Bu iş bırakma falan diyor. Senin bir parmağın vardır bu işte. İş bırakma falan ne alaka? Ne kadar içim temizse artık kendiliğinden oluverdi. Ben de şaşkınım. Mekan bütçemizi çok zorluyor. Çok işaretliyiz Özgür Bey. Bir an önce açılması lazım. Açacağız Hakan'cığım. Ben de açmak istiyorum. Çok istiyorum inan ki yani. Ruhsatı bekliyoruz. Malum. Değil mi? Yalnız Özgür Bey, bu dükkan yüzünden 3 milyon gibi bir rakam eksideyiz biliyorsunuz. Senin de işin gücün para. Vallahi billahi ya. Tamam panik yapma. Biliyorum benim paramı kendi paran gibi kolluyorsun ediyorsun. Seviyorum seni. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Onu halledeceğiz. Dert etme sen. Ama işte yani... Neyse, asıl konuya gelelim ya. Senden istediğim. Peki. Yeni çalışanın, yani Ezgi Hanım'ın giriş işlemleri tamam. Dosyası da burada. Aa, foto değişik. Kanunen en az 15 gün öncesinden... Ne? 15 gün. Bir aydı abi en son. 15 gün öncesinden... Bir aydı. ...işi bırakacağını ibraz etmesi lazım. Ne, 15'te yeter bize ya. 15'te kurtarır yani. Tamam Hakan'cığım, çok sağ ol. Tamamsa bana müsaade o zaman. Hadi kaç, tamam hadi. İyi günler. Karıştırma, kapı şu. O, 30 Ağustos mu? Bugün kaçı? Yarın. Haydi. Haydi bakalım Özgür Bey.
Bir şeyler düşünürsünüz artık yarına. Sen anladın ya konuyu. İşte biraz böyle vintage olursa çok güzel olur. Yeşilçam kafaları gibi düşün yani. Evet, evet o tınılarda. Aynen o da olur. Süpersin. Tamam, gel. Evet, evet. Ben arıyorum seni. Arayacağım. Beni çağırmışsın. Ya o bir ay değilmiş o süre ya. 15 günmüş. İyi ama ya yine de bir bağlayıcılığı var yani. Evet, evet ya olur. Yeter bize. Bir de şöyle bir şey var. Hani etik olarak senin yerine yeni birini bulana kadar beklemen de lazım ya. Çünkü etik önemli. O da bize zaman kazandıracak. Yani yeni birini bulunca ben gidebiliyorum. Öyle mi? Evet ama hani senin yerine yeni birini bulmamız o kadar kolay olmayacağı için hani o da ekstra bir zaman verecek bize. Bunları arda arda böyle ekleyince, birleştirince bayağı bir zamanımız olmuş oluyor. Neden kolay olmuyormuş benim yerime birini bulmak? Sayayım mı ben şimdi tek tek? Övülmek mi istiyorsun? Yaratıcı, akıllı, pratik zekalı, terelelli, konuşkan demek istedim. Konuşkan, güzel kokan. Korkuyorum. Güzel kokan birini nasıl bulacağız senin gibi? İnsanlar iş almadan önce koklamayacaksın değil mi? Niye koklayayım? Kavuğumu seçiyoruz. Koklama. Bir şey yok. Yok. Yaklaşmam bile yani. Bana niye yaklaşıyorsun? Sana yaklaşıyor değilim aslında. Senden uzak duramadığım için o. O fark var ince bir. Fark var. Yok yok. Büyük bir fark o. Özgür Bey ne yaptın? Oğlum nasıl yavaş ya. Kır şu kapıyı ya. Kapıyı kır bence. Değil mi? Ne diyeceksin? Ne diyeyim işte böyle buralarda dar. Bu oda böyle dar. Bu oda bir de böyle koyu kahve, dar zaten dar. Bir de o olunca iyice basıyor. İnsan yani böyle bir süre geçirince mecburen yakınlaşıyor. Mesela ben biraz dursam yakınlaşırım. Yakınlaşıyor insan yani. Mesela bir kere biz burada toplantı yaptık. Ben kendimi bulamadım, kaybolmuşum. Çok şey olduğu için de öyle. Ben çıkabilir miyim? İyi misin Emre? İyiyim. Çık o zaman iyisin. Tamam. Hadi baba. İznimizi isteyerek çıkarım. Hadi. Aman. Hadi. Ol. Kapatayım. Çalmasın. Çok ayıp oldu. Ne ona ayıp olacak o ya? Hiç şey olmaz mı? Kapı. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi kapı gibi duruyor. Kafa karışıklığı oluyor. Bu ofiste öyle bir sıkıntı var. Nasıl yüzüne bakacağım şimdi? Bir şey olmaz ona. Ne ya? Takma kafana. Çok utandım. Aklı gitti ha. Kendine gelemez. Ben de gelemeyeceğim. Çıkıyorum ben o zaman. Benim de zaten çıkmam lazım. Çok acil işlerim var. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Hoşça kal. Doğum gününe mi baktı acaba? Bana sürpriz yapacak. Tabii ya ondan öyle apar topar çıktı. Ya. Ay yok Ezgi ya saçmalama daha neler. Ya da belki yapacak canım yani. Neyse. Afiyet olsun o zaman. Ah, sağ ol. Sağ ol çocuğum. Sağ olun. Teşekkürler kızım. Ay. Ay bu nasıl bir sıcak böyle kızım? Ay resmen yandım, yemin ediyorum yandım. Yani böyle düdüklü tencerenin içinde gibi fokur 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 diyorum. Ne İstanbul'muş bu böyle ya? Öf. Anneciğim iyisin değil mi? Yani sıcaktan başka hiçbir sorunumuz yok. Yok niye ki? Bilmem öyle aniden sürpriz bir şekilde bir anda hiç haber vermeden geldin ya. Ben de belki bir sorun vardır diye düşündüm. Yok yok hiçbir şey olmadı yavrum.
Gerçi sana sormak lazım değil mi Ezgi? Yani son yılların entrika kraliçesi sen olduğun için belki vardır yavrum senin bana söyleyeceğin böyle yeni bir yalan, yeni bir şey falan ha? Aşk olsun anne ya. Yok tabii. Vallahi içim dışım bir. Gizlim saklım yok. Sana karşı tamamen şeffafım. O zaman benim de artık bu sıcaktan ve sana bir an önce yeni bir ev bulmaktan başka gündemim yok ya. Hiç hiç sakın öyle etrafa falan böyle bakma. Bu ev olayını mutlaka halledeceğiz. Kesin karar verdim. Ezgi o evden taşınıyorsun. İtiraz istemiyorum. Zaten bak. Bak bulduklarımı da sana göstereyim. İki tane şahane ev buldum. Bak çok güzel değil mi? Bak bir de buna buldum. Çok güzel Lancım, bayıldım, harika. O zaman hadi izin al da gel çıkalım yavrum. Gidelim şunlara bakalım hemen. Bakamayız. Çıkamayız. Anne bir etrafa bakar mısın lütfen? Aşk olsun. Bak ne kadar kalabalık müşteriler var. Benim burada kalmam lazım. Öyle çıkamam. Ezgi. Hı. Bu çocuk niye bakıyor böyle? Emre mi? Ha o şey ya, öyle bazen kedi gibi boşluğa sabitleniyor. Ama iyi çocuk, kalbi temiz. Neyse. Demek bugün çıkamıyorsun öyle mi? Tamam o zaman. Ne yapalım? Biz de kendimizi zorlar. Yarın iki işi bir arada hallederiz. Yani gündüzden ev bakarız. Akşama da doğum gününü kutlarız. Doğum günüm mü? Nereden çıktı anneciğim doğum günüm? Marif takviminden çıktı yavrum. Ay Ezgi bu ne biçim soru böyle? Allah Allah. Ne demek doğum günüm nereden çıktı? Yarın senin doğum günün değil mi yavrum? Ha? Bak dinle. Ünal abin de gelecek. Şöyle güzel bir organizasyon yaptık. Sen, ben, kızlar hep beraber yemek yiyeceğiz. Tamam mı Ünal abinle? Okey tamam mı yavrum benim? Ne güzel, harika. Sen zaten organizasyonu yapmışsın anneciğim. Nasıl istersen. Ünal, sen, ben, kızlar, o kadar. Şişt, bana bak, çarçöp istemiyorum sakın ha. Sadece biz... Tamam anneciğim. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Hoş bulduk canım. Merhaba. Neredeydin? Yani Özgür Bey neredeydiniz? Tüm çalışanlar sizi sordu. Ben de çalışanların sesi olmak istedim. Dışarıdaydım ben, yeni mekanla ilgili birkaç pürüz vardı. Onları halletmem gerek. Efendim şuraya ben izninizle. Efendim ben lafı hiç yormadan direkt konuya gireyim Nevin Hanım. Ben sizden hem kendi adıma hem annemlerin adına çok ama çok özür diliyorum gerçekten. Galiba kırdılar sizi ama onlar da böyle olan biteni bilmedikleri için böyle davrandılar. Yok, biz ona tam olarak kırmak demiyoruz çocuğum. Çünkü anneniz hanımefendilerin yaptığı eylemin yanında böyle kırmak bayağı hafif kalır. O kadar kabalaştılar ki yani ben yemin ediyorum inanamadım yani bir insan nasıl bunları yapar ya. Hiç bu kadarını beklemiyordum, kusura bakma. Çok kırmışlar sizi, çok belli oluyor. Ama inanın ben telafi edeceğim bu hatayı. Siz de bu arada lütfen hem Ezgi'nin düzenini hem kendi düzeninizi bozmasanız mı acaba? Ya şu taşınma işini rica etsem bir daha bir düşünseniz mi? Tamam. Özrünü kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ama taşınma işinden vazgeçmiyorum. Kızım o evden taşınacak, o kadar. Hem zaten biz ona bir düzen kurmayı düşünüyorduk. Ne diyelim artık? Her şeyde bir hayır vardır. Kısmet böyleymiş, böyle oldu. Artık bundan sonra herkes kendi yoluna gider. Hadi yavrum ben çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Tamam anneciğim, görüşürüz. Güle güle Nevin Hanım. Çok meşakkatli olur demiştim sana. Ama özür dilemen tatlıydı. Sen de tatlıydın. Bu arada ben gerçekten içten bir şekilde özür diledim. Yani inanarak diledim o özürü. Ben inandım. Yani pek bir işe yaramasa da sevindirici olan şu, en azından kabul etti özürü yani, o da bir şey. Evet, önemli bir adım o. Yani bebek adımlarıyla ilerleyeceğiz demek ama hallederiz. Pablo ne bakıyorsun oğlum Beşir gibi ya? Soğuk bir şeyler falan hazırla. He? Soğuk bir şeyler yapayım diye baktım. Ondan baktım. Değil soğuk bir şeyler versene oğlum. Soğuk bir şey istiyor patron. Aa. Gel gel. Ay Ezgi'nin mor solmuş yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum.
Benim saf oğlumu aptal yerine koymak neymiş göstereceğim ona. Hoş geldiniz efendim. Merhaba canım. Merhabalar. Mekanın tüm fotoğraflarını ben bu formatta düzenledim. Sosyal medyada bu şekilde paylaşacağım. Tamam. Bak bu bayağı iyi. Sen beğendin mi? Çok. Sen beni dinlemiyorsun değil mi? Evet ya. Biraz mola mı versek? Ben çok yoruldum. Yalancı. Vallahi. Yalancı. Yalancı. Özgür Bey şimdi şu şey... Oğlum ya... Oğlum buranın bir kapısı var ya. Anlaşılmıyor mu yani? Kapı o. Onu niye... Niye böyle paldır küldür yani her seferinde? Doğru. Tıklasan insan da içeridekinin de haberi olur. Aa, biri geliyor der. Bence burası çok dar. Bu ofis çok dar. Bu ofis hep dardı. Biz bunu dedik ki genişletelim dedik. Hep böyle işten güçten kaldı. Bence gerekli izinleri alalım. Ofise böyle ofis... Bakın sağa sola kendinizi vurup harap ediyorsunuz. Belki de buralar hep gidince eve mor mor. O yüzden bence genişletelim ofisi. Ben asıl ne diyeceğimi unuttum ama. Ne diyeceğim? Şey, Sevim Hanım'la Fitnat Hanım geldiler. Onu haber verecektim. Onu haber verdim şu anda. Ofise almayayım. Ofis dar. Ofiste gelmesinler. Ben barda misafir edeyim. Siz gelirsiniz. Ben izninizle ben çıkayım mı? Geç, geç. Tamam. Kalk. Bir daha gelmeyecek ofise. Bu ne ayol? Bu yenir mi? Bırak şunu. Şimdi zehirleneceksin. Bir de seninle uğraşmayayım. Dar diyor. Geliyorlar şimdi. Dar ya, o yüzden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anneciğim, yengeciğim. Hoş bulduk, hoş bulduk oğlum. Biz de böyle yengenle hava almaya çıktık çocuğum. Burada da bir havamızı alalım dedik işte, geldik. İyi yaptınız. Ben sizi bahçeye alayım ama daha nezih. Yok yok, iyiyiz biz, iyiyiz. Zaten hemen gideceğiz öyle. Uğradık değil mi Fitnat? Öylesine. Ha? Ezgi'cim nasılsın? Seni birazcık böyle hasta gibi gördüm de. İyiyim aslında. Öyle miyim? Galiba başım ağrıyor biraz. Aa, ağrır tabii. Ya gece gece havuza girince bizim terasta biraz esintilidir. O saçlar böyle ıslak ıslak çarpmış olabilir. Çarpar. Gördünüz demek. Ya şey oldu, Özgür'le aynı anda böyle bir kaza yaşandı. Kayıp havuza düştük. Aa, kayıp havuza düştünüz tabii. Zaten sen başka biriyleyken mutlaka kayıp havuza düşmüşsünüzdür Özgür'le. Anlamadım. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Ben başka biriyle birlikte değilim. Allah Allah, demek ki ortada ya bir yanlış anlaşılma var ya da büyük bir yalan var yani. Yengeciğim sen ne demeye çalışıyorsun? Ha? Ne ilişkisi, ne yalanı? Ben söyledim size Ezgi'nin bir ilişkisi yok demedim mi? Ne diyorsun yani? Evet, yok. Annesi söyledi. Annesi dedi ki bir doktorla ilişkisi var dedi yani. Annem söyledi. İlişkim yok. Bir yanlış anlaşılma o zaman bu. Aa, o zaman biz annenin yalancısıyız Ezgi'cim. Zaten senin bir ilişkin olsa Özgür'le ne işin olabilir yani ilişki olarak değil mi? Yani. Yani değil mi yani? Ha? İlişkim yok. Ne münasebet. Gerçekten yok. Neyse, ben işime döneyim. Görüşürüz. Ben sizi uyarmadım mı? He? Sizi uyarmama rağmen neden Ezgi'nin üzerine gidiyorsunuz? He? Oğlum bir dakika. Biz bir şey söylemiyoruz ki. Ne dedik biz Fitnat? Annesi söylüyor. Annesi başka bir doktorla ilişkisi var dedi. Meyhan Hanım belki yanlış anladı anne. Olamaz mı? Belki yanlış anladı. Yanlış ifade etti belki kendine. Niye böyle bir şey yapsın? Kadın niye yapsın ha? Ha tabii. Ezgi yok diyorsa yoktur. Yok yani, öyle bir şey yok. Olması da mümkün değil zaten. Kesinlikle olamaz. Anlatabiliyor muyum? Niye? Açık mıyım? Olamaz ya. Aa. Niye peki? Gel buraya. Ezgi'nin başka biriyle ilişkisi olması mümkün değil. Çünkü benle bir ilişkisi, benle arasında bir şeyler var. Bak, bak ben dedim işte. Olay gerçeğe dönmüş. Özgür sen ciddi misin oğlum? Ciddiyim anne. Yok diyorsak yok, başka biriyle yok diyorsak yok bu konu lütfen. Artık bunu öğrendiğinize göre çok rica ediyorum ya. Ona göre davranın artık. Ama oğlum annesi başka ilişkisi olduğunu söylüyor. Belki sana yalan söylüyor ha? Belki seni kandırıyor. Nereden biliyorsun? Ya anacığım.
Anacığım yok diyorum ya. Gözünü sevdiğim bak kurban olduğum yok diyorum ya. Yok mümkün değil lütfen artık kapatabilir miyiz bu konuyu? Çok rica ediyorum uzatmayalım artık ya. Bir şeyler içelim sipariş de veremedik. Bak niye kimse yok burada? Nerede? Yürkan. Nerede Yürkan? Buz neresin oldu, oğlum ya? Boğazlarımız bu barı niye boş bırakıyorsun? Şu topuzu da kes modası geçti bak. O neydi öyle ya? Ya böyle insanlarla karşılaşarak gel. Ne haber yakışıklı? Teşekkürler. Ay ikinizi çok yakıştırdım. Çok güzel resim. Aman. Aman şey yapmayalım. Allah korusun. Evet. Hem benim minnoşum var. Benim de... Kim var sizde? Sizde biri yok diye biliyorum ben. Kim? Yok, yok onda. Evet. Ne alakası var? Kediyle evlenecek hali yok ya. Kedi yok. Ben sevgilime minnoşum diyorum. Kedi değil. Bir kedim yok. Miyavlayan bir şey yok. Ay yazık. Ne yapalım ikinizi yakıştırdım ama kısmet değilmiş. Değil. Ay dur. Poz ver poz. Onu tek alın. Aa ne yapılıyor? Niye? Gerek yok. Özgür Bey. Merak etme ben seni evlendireceğim. Çok hadi güzel. Gerek yok. Ay, evlendirmeyin. Vallahi ihtiyacım yok benim. Hadi filtrelerim ben bunu sen merak etme. Hadi silebilirsiniz onu bence hiç ihtiyacım yok. Filtre tamam. Yapacağım onu. Hadi bay tamam. Bay. Değişik değişik bir kadın ya. Herkese birini bulmak istiyor. Ay ne gerek var ya. Of. Gördün değil mi Ezgi'nin şok olmuş yüzünü? Ama sonuna kadar inkar, sonuna kadar inkar. Ay benim hastalık kolumda. Buna inanıyorum. Ne yapacağız? Fitnat konuşturmuyor bile bizi çocuk. Gerçekleri belgeleyip önüne koyacağız. O zaman inanacak. Nasıl? Şu andan itibaren takipteyiz. Operasyonun adı Kobra takibi. Tuttum ben bu kobrayı. Tuttum. Yürü. Bir şey diyeceğim. Kafama takıldı da benim yani. Annen niye bir ilişkin olduğunu söylemiş olabilir mesela? Benim bilmediğim bir şey mi var yoksa? Ne gibi mesela? Yani Serdar'la bir şeyler görüşüyor olabilir misin acaba? Özgür sen acaba saçmalamaz mısın? Ne bileyim belki dedim zaten ya. Burada böyle bir şovlar bir şeyler oldu ya. Coştu buralar bir çiçekler falan. Çiçeklerden mesela etkilenmiş olabilirsin. Ha bak sen. Evet. Çiçeklerden etkilenmiş olsaydım ne dün akşam yaşanırdı ne de şu an burada oturuyor olurduk. Doğru ya o da aslında düşününce evet. Mantıklı geldi şu an. Hmm. Şaka yapıyorum. Yapmayı da beceremiyorum. Çok densiz oldu. Oldu. Densiz. Daha neler yani değil mi? Daha neler? Şaka yapma. Ya ciddiye aldın sandım ödüm koptu. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Aşk olsun. Bu arada aşk kesinlikle olmalı hayatımızda. Aşk çok önemli. Şaka yapmazsan ben. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir ya? Evet biraz geç kaldım ya. Evet farkındayım. Ya seni yani yarım günde olsa mutfaktan çıkarabildik ya. Şükürler olsun. Seni böyle oradan mutfakta alıkoyan ne acaba bir düşünelim. Aa, aynen. Deniz. Deniz. Siz böyle oldunuz ha. Ben günümün geri kalanını yine mutfakta geçireyim. Görüşürüz. Anladı. Aşk adamı. Bilir bu işleri aslında da. Ama sen yine de şaka yapma. Beceremiyorum ben bu şaka işlerini ya. Evet. Şaka yapmayınca sevinmişsin. Üzülme. Şaka yapmasan da olur. Tamam.